Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 6 Aralık'ta tüm Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmişti. Bu açıklamayla Birleşmiş Milletler kurallarını ve uluslararası hukuku çiğnedi. Dünya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e karşı deyim yerinde ise ayağa kalktı. İstanbul'daki İslam İşbirliği Zirvesi'nde Doğu Kudüs Filistin'in başkenti ilan edildi. Ardından mesele Birleşmiş Milletler'e taşındı. Filistin'in hazırladığı tasarı Mısır tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. O tasarı Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs hakkındaki kararının geçersiz sayılmasını öngörüyordu. Oylamada sadece Amerika Birleşik Devletleri red oyu kullandı. Veto hakkı nedeniyle tasarı resmileşemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık söylediği dünya beşten büyüktür sözünün doğruluğu bir kez daha işte o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ispatlanmış oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bu gelişme üzerine toplantıya çağrıldı aynı tasarı bugün genel kurulda oynanacak. Türkiye konuyu yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu anda ekranınıza geliyor. Filistin Dışişleri Bakanı ile birlikte toplantıya katılıyor. Kararın onaylanması için 3'te 2 oranında çoğunluk gerekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 193 ülke bulunuyor. 130 evet oyu verilmesi Amerika'ya dur demek için yeterli. Amerika'ya tarihi bir cevap için Amerika'ya mazlumların unutamayacağı bir ders verebilmesi için 130 evet 130 oy yeterli olacak. Amerika Birleşik Devletleri oylama öncesinde tehdit savurmayı sürdürdü. Trump tasarıya evet oyu verecek ülkelere maddi yardımı keseceğini söylemişti. Hatırlayacaksınız. Daha önce de daha dün Birleşmiş Milletler'deki Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcisi Nikki Haley Amerikan Başkanı Trump'ın bunu kişisel algılayabileceğini, oylarını ona göre üye devletlerin vermesi gerektiğini söylemişti. Yani bir başka biçimde de yine tehdit etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Nikki Haley